Merhaba Odak Dergisi okurları. Dünya ve Türkiye'deki son bir haftada gelişen olayları aktarmak üzere karşınızdayız. Bugün 12 Haziran 2021. İlk olarak yurt dışına çıkmak istiyoruz. Avrupa'ya, yani daha doğrusu komşumuz Yunanistan'dan başlamak istiyoruz. Yunanistan'da başkenti Atina'da işçi ve sol örgütlerin çağrısıyla 16 bin işçi genel greve gitti. Selanik'te bu sayı 10 bine ulaştı ve ülkenin birçok şehrine de yayılmaya devam etti. Neydi bu grevlerin ve yürüyüşlerin anlamı? Bunlar Avrupa sermayesinin iş yasasını ve işçi güvenliğini, işçi güvencesini işçiler aleyhine değiştirmesini amaçlayan yasaları çıkartmaya çalışıyordu Avrupa Birliği. Bunun ilk direnişleri böylece Yunanistan'da başlamış oldu. Bunun diğer ülkelerde yayılmasını umut ediyoruz, bekliyoruz. Avrupa genelinde faşist ve sağcı iktidarlar sürekli güçleniyor. Fransa'da keza öyle. Önümüzdeki seçimde örneğin Fransa'da Marine Le Pen gibi aşırı sağcı bir kişinin kazanması kesin gözüyle bakılıyor şu anda. Herhangi bir önümüzdeki süreçte yeni bir değişiklik olmasa. Almanya'da sürekli neonazi grupların geliştiği, sağcı parti AfD'nin güçlendiği belirtiliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Avrupa'da, Latin Amerika'da ise Peru'da solcu bir parti iktidara geldi, koalisyon iktidara geldi. Petro Castillo önderliğini yapıyor. Her ne kadar kendisini sosyal demokrat belirse de Peru sağcı iktidarları, sağcı partileri onu komünistlikle suçluyorlardı. Komünistlikle suçlamasının nedeni ise kendi ülkesindeki zenginliğini ülkesinde tutmaya çalışması ve zenginliği bütün halka paylaşmak istemesiydi. Kendisinden önceki iktidarda, yani kendisinin rakibi daha doğrusu Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori. Alberto Fujimori hepiniz biliyorsunuz süredir cezaevinde ve insanlığa karşı suçlardan dolayı cezaevinde yatıyor. Bunun dışında 270 bin yerli kadın ve 22 bin tane de yerli erkeğin de kısırlaştırılmasından yargılanıyor ve sorumlu tutuluyor. Bunun mahkemesi de halen devam ediyor. Keiko Fujimori ise yine aynı şekilde babasının yoluna gidiyor. O da para aklamakla suçlanıyor. Böyle bir durumda aynı zamanda Peru'da bu korona olayları, korona salgınında dünya nüfusuna oranla kendi en çok vakanın görüldüğü ülke olarak belirtiliyor Peru. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Halk yoksulluk içinde. Bütün zenginlikler uluslararası tekellerin hizmetine sunulmuş, yeraltı madenleri çıkartılarak yurt dışına götürülüyor, büyük tekellerin hizmetine sunulmuş. Castillo da buna karşı bir kampanya ile seçime girdi ve kazandı. Latin Amerika uzun süredir sağcı iktidarlar, işte bu Brezilya'da olduğu gibi, başka yerde de olduğu gibi sağcı iktidarlar geliyordu. Peru'da bu dalga tersine dönmüş durumda oldu diyebiliriz. Umarız diğer ülkelere de bu örnek olur ve bu şekilde devam eder. Yurt dışına devam edelim. Bir diğer konumuz Afganistan'da Amerika'nın Afganistan'daki askerlerin geri çekmeye başlaması. Biliyorsunuz bu karar aslında Trump'ın kararıydı. Trump 1 Haziran'dan itibaren 1 Mayıs'tan itibaren pardon 1 Mayıs'tan itibaren askerlerin geri çekmeye başlayacağını belirtmişti. Joe Biden bunu biraz erteledi. Haziran ayından itibaren çekmeye başladı. Şu anda çekiliyor ve çekilmeye de devam edecek. NATO içinde Amerika'dan sonra Afganistan'daki durum ne olacak konusu tartışılıyordu. Buradaki güvenlik biliyorsunuz uzun süredir Amerikalı ve Batılı ülkelerin, NATO'nun şemsiyesi altında Amerika ve Batılı ülkelerin askerleri buradaki güvenliği genel olarak sağlıyorlardı. En son Amerika bazı anlaşmalar yaparak buradan çekilmeye karar verdi. Bu güvenliği sağlama noktasında tartışmalar yapılıyordu. Kim görev alacak diye. Hemen Türkiye atladı tabii bu konuda. Bu fırsatı gördü. Zaten sürekli belirtiliyor. En büyük ihraç malzemesi ordusudur diye. Bunu da fırsat gördü. Kendi ülkesindeki açlık yoksulluğu görmeden Afganistan'a asker göndermeye karar verdi. Bunu yaparken tabii ki asıl amacı şuydu. Önümüzdeki hafta NATO zirvesi olacak. Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle Amerika ve Batı için tarafında ve NATO'da ciddi tartışma konusuydu Türkiye. Bu hareketiyle
NATO liderler toplantısına elini güçlü tutmaya çalışarak gitmek istiyor. Bakalım ne kadar etkisi olacak tek bu hareketiyle. Türkiye gündemine dönelim isterseniz biraz. Türkiye'de bir çevre felaketi yaşanıyor. Hepiniz yakından görüyorsunuz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, ki İstanbul'da yaşamanıza gerek yok. Artık bütün dünyanın gündemine gelmiş. Marmara Denizi'ndeki müsilaj, yani deniz salyası olayı. Deniz salyası nedir? Neden ortaya çıkıyor? Bunu sürekli haberlerden okumuşsunuzdur, biliyorsunuz. Gerek evsel atıkların, gerek endüstriyel atıkların hiçbir önlem alınmadan, arıtılmadan denize bırakılması. Ki Marmara çevresi Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan bir bölge. Hem evsel atıklar arıtılmıyor, hem de fabrikalar, devletin göz yumması sonucu, iktidarın göz yumması sonucu hiçbir arıtma sisteminden geçmeden bütün pislikleri, kimyasal atıklar hepsi denize bırakılıyor. Trakya'dan başlayarak Balıkesir'e, Kocaeli'ye kadar her taraftan deniz atıkları, o endüstriyel atıklar denize bırakılıyor ve deniz oksijensiz kaldığı için ölmeye başlıyor. Yani denizin ölmesi, ha deniz nasıl ölür? Deniz ölüyor. İçinde milyonlarca canlıyla birlikte hem de ölüyor. Ve bu yani düşün, koskoca bir Marmara Denizi, Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun olduğu bir bölge artık yok oluyor, ölüyor. Bu basit bir şey değil, önemsiz bir şey değil, çok önemli bir şey. Ki bugün uzmanlar, önlem bugün alınsa bile bunun çözümünün 10 yılları süreceği söyleniyor. Geri dönüşümün 10 yıllar bulacağı söyleniyor. Oysa bunun çözümü çok kolaydı. Hem iktidar için hem de halk biraz dikkat etseydi, doğaya saygı gösterseydik, bu konuyu çok kolay bir şekilde, bu durum çok kolay bir şekilde buraya gelmeden önlenebilirdi. Bizler elimizdeki bütün pisliklerimizi sokağa atmasak, çöpe atmasak, deniz diye denize atmasak, evimizde yeterince çok fazla deterjan kullanmasak, farklı yöntemlerle temizliğimizi devam etsek, iktidar fabrikalara ve evsel atıkları arıtarak denize bıraksaydı, bizler devletin, iktidarın yapmadığı bu arıtma sistemlerini öne çıkarsaydık, buna karşı mücadele etseydik, deniz bu durumda olmazdı ve en güzel şeyimiz olan Marmara'nın, o güzel Marmara'nın bugün yok olmasını ve sadece deniz değil, içindeki milyonlarca balıkla birlikte yok olmasına neden olmazdık, göz yummazdık. Türkiye gündemine devam edersek, uzun süredir tartışılan Peker videoları var, biliyorsunuz. Yani bir ayı aşkındır devam ediyor. Her hafta bir tane video ve arada tweetlerle devam ediyor. 100 milyonu geçen bir izleyiciye ulaşmış bu videolar. Videolar neler anlatıyordu? Devletle mafya arasındaki ilişkileri anlatıyordu. İktidar uzun süredir bu konuda sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir yorum yapmıyor. Hatta bırakın yorum yapmayı, kendi partisi içinde bu konuda tartışılmasını istemiyor. Tartışanları da, yani kendi dışındaki tartışanları da mafya alet olmakla suçluyor. Oysa ki en büyük en büyük mafya ilişkisini kendisinin yaptığı ortadayken, bu videolar aracılığıyla ortaya çıkmışken, bu saldırıların nasibini alan kişi ise tip milletvekili Ahmet Şık oldu. Ahmet Şık sokakta artık yeter, devletle mafya ilişkisindeki bu ilişkilere karşı bu pislikleri görelim, sokağa çıkalım, bu iktidarı yıkalım dediği için soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda iktidarın küçük orta dediğimiz MHP lideri Devlet Bahçeli de üstü kapalı olarak ölüm ve de saldırı fermanı çıkarttı Ahmet Şık'a. Buradan ilan ediyoruz, bu Ahmet Şık'a yönelik herhangi bir saldırı olursa bunun sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. Ülke çok ciddi bir yoksulluk sınırı içinde yaşıyor. Halk işsiz ve yoksul. Ama devletin paraları yine savaş politikalarına gidiyor. Bir taraftan HDP kapatılmaya çalışılıyor. Bir yetmedi, ikinci dosya açıldı. Diğer tarafta Kuzey Irak'ta KDP ile birlikte PKK gerillalarına karşı bir savaş devam ediyor. Bunlar da yetmezmiş gibi Suriye'de, Libya'da cihadistlere milyarlarca sürekli paralar aktarılıyor, milyarlarca paralar aktarılıyor, silahlar gönderiliyor. Oysa ki bu paralar kendi halkına ayrılsa, bu halkın yoksulluğu bir nebze olsa iyileştirilecek. Ama maalesef tam tersi yapılıyor. Tabii bir taraftan da bu tartışılıyor, yani halk bu kadar yoksulken, açlıkken bu paralar nereden geliyor?
savaşa bu kadar paralar nereden aktarılıyor diye tartışılıyordu. Peker videoları aslında bunu da ortaya çıkarttı. Devletin uyuşturucu ticaretini kullanarak ciddi bir paralar kazandığı ve bu paralar aracılığıyla da buradaki savaşın beslendiği görüldü. Devletin bütün baskı ve korkutma politikalarına karşısın sendikalar ve ilerici meslek kuruluşları sürekli bu iktidarın pisliklerini tartışmaya, gündeme getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede eylemler de düzenlenecekti. Maalesef şimdilik yasaklandı. Ama bu yasaklar halkın tepkilerini dindirmeyecek. Sürekli bu tepkiler bir gün sokağa yansıyacaktır. Hatta sadece Türkiye'de değil, bütün batılı ülkelerde de, dünyanın birçok ülkesinde de bunun olacağı gözleniyor, hissediliyor. Çünkü artık insanlar yaşayamaz bir duruma geldi. Yoksulluk ve işsizlik had safhada bütün dünyada. Göçmen sorunu çok ciddi bir durumda. Buna karşı bir isyanların ve direnişlerin olacağı hissediliyor, görülüyor. Türkiye'de de ülkemizde de bu olacaktır. Ülkemizde de yansıması da olacaktır. Burada Türkiye sonuna büyük bir görev düşüyor. Daha önce de Gezi'de olduğu gibi hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Bu sürece hep birlikte hazırlanıp dünyadaki ve Türkiye'deki bu yeni gelişmelere karşı biz de mücadelemizi yükselterek hazırlıklı olalım. Teşekkür ederiz.